Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuzun ismi Present Simple Tense yani Türkçe'de karşılığıyla geniş zaman. Aslında çok kolay bir zaman ancak kurallarının biraz fazla olması nedeniyle sıklıkla karıştırılıyor. Şimdi öncelikle nerede kullanıldığıyla başlayalım. Ee, i̇lk olarak her zaman yaptığımız şeyler, ikinci olarak tekrar eden yani sürekli düzenli olarak tekrar ettiğimiz eylemler. Üçüncü olarak yaptığımız şeylerin sıklığını vermek istediğimiz zaman... Dördüncü olarak her zaman doğruluğu geçerli olan hiçbir zaman değişmeyen şeyler. Ve son olarak da bilimsel gerçeklikler. Şimdi cümle yapısıyla başlayalım. Şimdi present simple tense'i anlamamız için öncelikle şunu bilmemiz lazım. Biz burada öznelere göre cümle kullanacağız. Yani öncelikle iki gruba ayıracağız bizim öznelerimizi. Yani I, you, we, they'i bir grupta toplayacağız. He, she, it'i de bir grupta toplayacağız. Bundan sonra kuracağımız cümlelerde I, U, V, D'ye farklı muamele ederken hepsini aynı şekilde muamele edeceğiz yani. He, She, e de başka bir şekilde muamele ediyor olacağız. Şimdi hemen cümlelerimizi inceleyerek başlayalım. Pozitif cümleleri inceliyoruz şu anda. Örnek olarak I drink tea demişiz. You drink tea, we drink tea, they drink tea. Yani şimdi burada yapmamız gereken öncelikle öznemize karar veriyoruz. İşi yapan kişi kim? I, U, V, D'den birisi ise benim burada hiçbir şey yapmaya ihtiyacım yok olduğu gibi benim hareketimi e, fiilimi kullanabilirim. Yani benim fiil drink drinkse drink diyeceğim. Go ise go diyeceğim. Eat ise eat diyeceğim. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Ancak diğer tarafa döndüğümüz zaman He, e geldiğimiz zaman burada biraz bir şeyleri süsleme ihtiyacı duyuyorum. Yani burada yapacağım şey ise normal benim şurada kullandığım hareketin fiilin sonuna bir s eki getirmek, s takısı getirmek. Ee, yani burada I drink tea dediysem burada she drinks tea demek e demek zorundayım. Yani bu muameleyi sadece he, she, it olduğunda, özlem he, she, it olduğunda yapmak durumundayım. Ee, i̇kinci olarak şimdi burada bir de emizar yapısı var. Bu da present simple'a ait bir yapıdır e, to be olarak da geçiyor. Daha önceki derslerimizde de bunu gördük. Peki bu cümle yani şurada gördüğümüz cümlelere burada gördüğümüz cümle grubundan ayıran şey ne? Arkadaşlar burada gördüğünüz cümlede bir fiil bir hareket var. Burada bir işte bir yardımcı fiil yani şu cümleleri biraz durum cümlesi olarak nitelendirebilirsiniz. I drink tea cümlesinde ben çay içerim diyorum. Ama I'm from Nigeria dediğim zaman ben Nijeryalıyım demiş oluyorum. Şimdi burada içmek eylemi var ancak burada herhangi bir eylem yok. Biz İngilizce'de içerisinde eylem olmayan ancak cümleyi tamamlama ihtiyacı duyduğumuz durumlarda biz yardımcı fiilimizi yani bizim to be dediğimiz emizar, was, were ve been kalıplarını kullanırız. Present simple tense ise bizim kullanacağımız yapılar emizar. Biz zaten buradan önceden görmüştük. Şimdi diğer tarafa dönüyorum. Burada değişen bir şey var mı? Hayır. Burada da I ile M, U ile değil, are, He, She ile de Is kullanıyordum. Bu durum aynı şekilde burada da geçerli. Şimdi gelelim olumsuz cümlelere. Biz olumlu cümlelerde I, U, V, Day, öznemiz I, U, V, Day ise ne yapıyorduk? Hiçbir şey yapmıyoruz. Doğrudan fiili kullanıyoruz. Doğrudan hareketi verebiliyorduk. Peki olumsuza geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Olumsuza geldiğimiz zaman present simple'da e, içerisinde hareket fiil olan cümlelerde iki tane olumsuzluk eki var. Birisi don't diğeri doesn't. Peki hangi grupla don't kullanıyorum? Hangi grupla doesn't kullanıyorum? Örneklere bakalım. Eğer benim öznem I, you, we, they'den birisi ise ben bunları olumsuz yapmak için don't kullanmak zorundayım. I don't speak Chinese. Ben Çince konuşmam demişim. You don't speak Chinese. We don't speak Chinese. They don't speak Chinese. Burada değişen hiçbir şey yok. Sadece özleme bakıp ona göre don't mu doesn't mu ona karar vermek durumundayım. He sheet'e geldiğim zamansa yine dediğim gibi az önceki olumlu cümleye döndüğüm zaman tekrar döneyim. Bakın IUV de IUV kullandığımız zaman genelde bir şeylerin sade halini kullanıyoruz. Yani çok ek, eke gerek yok veyahut da en kısa halini kullanmaya gayret ediyoruz. Ee, ama he sheet'e geldiğimizde durum biraz değişiyor. Ben buna küpe diyorum genellikle öğrencilerime. She drinks, he drinks, it drinks tea. Yani buraya bir S takısı ekleyerek işi biraz daha şova döküyorum. Olumsuza geldiğim zaman da yine aynı şey geçerli. İki tane olumsuzluk ekim vardı. Hangisi bunların daha kısa? Tabii ki don't daha kısa. IUV you, we, ile şova gerek yok. Sade bir şekilde don't'umu kullanıp geçerken he, she, de biraz daha yine artistlik veyahut da şov kısmına kaçmamak durumundayım için doesn't getirerek olumsuz yapıyorum. Burada dikkat etmenize gereken bir şey var. Şimdi olumlu cümlelerde he, she, de cümlenin sonuna s geliyordu. Hatırladınız mı? Olumsuz cümlelerde doesn't kullandığınız zaman buradaki cümlenin sonundaki s takısı gidiyor. Nereye gidiyor? Doesn içerisine geliyor. Yani şuranın içerisine alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani olumsuzluk, olumsuz cümlelerde doesn't yapısını kullanıyorsanız veya da does yapısını kullanıyorsanız cümlenin fiilin sonunda bir s takısı olmamalı. Olumsuzlara bakarken şimdi diğer incelememiz gereken e, konu ise durum cümleleri yani az önce incelediğimiz emizar cümleleri. Ben Nijerya'dan Nijeryalıyım demiştik. Burada da hasta olmak kalıbı var. Ben hasta değilim diyeceğim. Ne yapacağım? İngilizce'de bir şey olumsuz yapmak için not eki getirmeniz yeterli. I am ill hastayımsa I'm not ill hasta değilim anlamına geliyor. Yine aynı şekilde yaptığım tek şey emizarın arkasına not eki getirmek bu kadar. Şimdi sorulara gelelim. Sorularda nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar İngilizce'de soru yapmak çok kolaydır. Hani olumsuza kadar geldiyseniz artık yapmanız gereken tek şey şuradaki not ekini, olumsuz ekin atın. Geri kalanı tutun. Do'yu veya da does'ı not attıktan sonra bunu cümlenin başına atın ve cümleyi tekrar kurun ve sonuna soru işareti ekleyin. Yani buna hiç gerek yok. Ben olumlu cümlelerde I, U, V, D ile hiçbir şey yapmıyorum. Yalın halini kullanıyorum. He sheet de es getiriyorum. Olumsuz cümlelerde I, you, we, ile don't. He sheet doesn't. Soru cümlelerinde ise I, you, we, ile do. He sheet does. Ha bunu karıştırıyorsanız yine olumsuza kadar gelin. Not ekini atın. Kalanı başa atın. Bu kadar. I, you, we, ile yine kısa bir soru ekelen do'yu. He she ile de does'ı kullanıyorum. Aynı şeyi durum cümlelerinde de yaptım. I am happy. I'm not happy am I happy şeklinde üç şekilde halledebilirim bunu. Ne yaptım? Yardımcı fiilimi cümlenin başına aldığım zaman olayı çözmüş oldum. Bu kadar. Şöyle genel bir inceleyelim isterseniz. You like cheese, you don't like cheese, do you like cheese? He likes cheese, he doesn't like cheese. Does he like cheese? Şimdi baktım öznem you, I, you videoden biri. Olum cümlelerde hiçbir şey eklemiyorum olduğu gibi. He, she, it olduğu zaman es getiriyorum. Özneme baktım öznem you. You, I, you, we ise benim öznem ve olumsuz bir cümle kuracaksam kullanmam gereken kalıp don't, don't ekidir. He, she'te geldiğim zaman bu durum değişiyor. Doesn't'a çeviriyorum. E sorusu da bunun zaten ister şöyle yaparım. Ben zaten hani I, you, we ile do ile soru yapıldığını, he, she de does ile soru yapıldığını biliyorum. O şekilde yapabilirim. Ha sağlamasını yapmak istiyorsam zaten olumsuza kadar getirdiysem şuradaki not ekini atarım. Geri kalan do'yu cümlenin başına alırım. Sonra soru işaretini koyarım ve ben bunu soruya çevireyim. E, peki durum cümlelerinde nasıl olacaktı durum? Hemen hatırlayalım. E, hemen ne yapıyorum? I, I'm, smart. Zekiyim. I'm not smart. Zeki değilim. Am I smart? Zekiyim miyim? Sadece not ekini buraya koydum veya da yardımcı fiilimi cümlenin başına aldım ve olayı bitirdim. Şimdi Geniş zamanda size soru sorulursa bu soruya kısa nasıl cevap vermelisiniz? Mesela do you like sushi cümlesine nasıl cevap verebilirsiniz? Yes I like sushi diyebilirsiniz. Sushi'yi sever misin? Yes I like sushi. sushi. Evet sushi'yi severim. Ama bu biraz çok uzun oluyor. Biz İngilizce'de sorulara kısa cevap verebiliyoruz. Bunu nasıl yaparız? Çok kolay bir kuralı var. Hemen Şöyle göstereyim. Do you like sushi cümlesine evet diye cevap vereceksem öncelikle bir yes diyorum. Sonra da I do diyorum. Yani şunu şuraya şunu şuraya aldığım zaman olayı bitiriyorum. Burada you'yu I diye kullandım çünkü soru bana yöneltiliyor. Ben cevap vereceğim. Evet severim. Sevmem diyecek, demeyecek, diyeceksem de no I don't şeklinde cevap verebiliyorum. Yes I do no I don't. Does she speak English? O İngilizce konuşur mu? Peki bunun cevabı nasıl verilecek? Evet konuşur diyeceksem benim yapmam gereken öncelikle bir yes demek. Arkasına da yes she does. Yes she does. She bu tarafa, does bu tarafa. Hayır konuşmaz diyeceksem tabii ki öncelikle bir no diyeceğim. No she doesn't. Peki hareket cümlesi yok. Bir durum cümlesi var ortada. Is he okay? O iyi mi? Evet o iyi diyeceksem tabii ki önce yes diyorum. Yes He is. He is. Hayır değil diyeceksem de no he isn't şeklinde bağlayabiliyorum. Diğer örneklerimizi inceleyelim hemen. I play the piano. Where is she from? We always visit animal shelters. She doesn't like cauliflower. When does your brother usually go to work? Every Sunday we have a picnic. Ben piyano çalarım. O nereli? Biz her zaman hayvan barınağı, barınaklarını ziyaret ederiz. O Karnabaharı sevmez. Kardeşin, erkek kardeşin genellikle işe ne zaman gider? Her pazar piknik yaparız. Bakın bu ifadelerin hepsi genel. Genel geçer kurallar. Şimdi bunun dışında bizim adverbs of frequency yani sıklık zarfları dediğimiz e, yapılar var. Bunlar cümleye ek olarak koyuluyor ve anlamı kuvvetlendiriyor. Yani bir şeyin sıklığını ne sıklıkla yapıldığını vermek için biz bunu veririz. Ee, sorusu how often'dır. How often ne sıklıkla demek. Mesela how often do you play football dediğim zaman ne sıklıkla futbol oynarsın. Sen de dersin ki işte haftanın 4 günü 5 günü. Hemen bakalım. Şimdi burada üçgenin içerisinde gördüğünüz e, yapıların anlamlarını önce inceleyelim. Always bir şeyi her zaman yapıyorsanız %100 yapıyorsanız always diyebilirsiniz. %90 usually genellikle generally de var ama çok karıştırmıyorum oraları. Often sıklıkla sometimes bazen Şurada bir rarely'miz var. Rarely veya da seldom. O da nadiren demek. Hardly ever neredeyse hiç. E, ve never da asla demek. Onun yanında da şurada every kalıbımız var. Every day her gün. Every week her hafta. Every month her ay. Every year her yıl. Onun altında da once, twice, twice'dan sonra three times, four times, five times, six times diye de gidiyor. Once a week dediğim zaman mesela once a week haftada bir kez. One'dan gelsin. One, Once bir kez. Twice iki kez demek. Twice'dan sonra three times diyebilirim. Thrice de diyebilirsiniz ama thrice çok kullanılmıyor artık. Three times in a month. Veyahut da four times, five times, six times, seven times. Buradaki times kere anlamı veriyor. Beş kez, altı kez, yedi kez. Peki şimdi bunları öğrendik tamam. Bunları cümlede nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar şu piramidin içindeki şeyleri cümlede özneyle hareketin yani fiilin arasında kullanıyoruz. Yani I always wake up early. She usually drinks coffee. Bakın she drinks. We feed beslemek arasında. They rarely eat pizza. They ile eat'in arasında. It plays ball. Şimdi arasına geliyor. Yani piramidin içerisindekiler özneyle hemen hareketin tam arasına geliyor. Yani şöyle bir yapı lütfen kullanmayın. Mesela I wake up early always. Burada devrik bir cümle oluyor. Ben kalkarım her gün ben her gün kalkarım erken gibi saçma bir cümle oluyor. ve hatta ben kalkarım her zaman erken. Orada devrik bir cümle oluyor. O yüzden biz piramidin içerisindeki şeyleri, üçgenin içerisindeki şeyleri arada kullanıyoruz. Peki şurada gördüğümüz yapıları nerede kullanıyoruz? Bunları da cümlenin en sonuna itekleyin. İngilizce'de genellikle zamanla cümlenin en sonunda kullanılır. Şunlar istisnadır. Bunları gördüğünüz zaman bunları cümlenin en sonuna atın. Mesela he visits his grandma every day. O anneannesini her gün ziyaret eder. We go to Istanbul twice a month. Biz ayda iki kez İstanbul'a gideriz. Alice helps her father on Sundays. Alice babasına pazarları yardım eder. İlla şu ifadeleri görmeye beklemeyin. Mesela on Sundays dediği zaman da pazarları yani bu da yine genel bir şey olduğu için biz bu yapıyı da kullanabiliriz. Şimdi gelelim quizimize. Çok örneklerle sizi sıkmayacağım. Temel birkaç örnek yapalım. Devam edelim. Şimdi we blah blah to Italy every summer. Şimdi Öncelikle hani İngilizce yeni öğrenmeye başlıyorsanız ve sınavlara girecekseniz zaman okumayı iyi öğrenmeniz lazım. Şimdi İngilizcede 12 tane zaman var. Yeri gelecek bu zamanlar karmaşık size verecek. Nerede neye göre hangi zamanı kullanacağınızı nasıl ayırt edeceksiniz? Ee, biz yetişkinler veyahut da öğretmenler veyahut da akademik çalışmalar yapan insanlar e, bu tarz sınavlara giriyoruz. Peki bu sınavlarda biz nasıl bu soruların içerisinden çıkıyoruz? Ee, biz bu soruları gördüğümüzde şahsen benim gözümde şu ifadeler yanıp sönüyor sınava bakarken, sınavı incelerken. Mesela burada hemen gözüme benim every summer ifadesi çarptı. Her yaz. Her yaz demek sürekli geniş bir ifade, sürekli tekrar eden bir şeydir. O yüzden ben burada hangi zaman kullanacağımı hemen anladım. Seçeneklere baktığım zaman benim burada every summer'ın bana zaten ne kullanacağımı veriyor. Peki going diyebilir miyim? Diyemem. Go diyebilir miyim? Bekleyelim. Are going diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü ING'li bir yapı kullanamıyorum burada çünkü burası geniş zaman cümlesi. Peki go ile goes arasında kaldım. Bunların ikisi de present geniştir. Peki ben neye göre go neye göre goes kullanacağımı nereden bileceğim? Hemen özneme baktım. Eğer benim öznem we ise yani I, you, we, they derden bir tanesi ise ben işin yani fiilin en sade halini, yalın halini kullanıyorum. Dolayısıyla da go diyorum. İkinci cümle ada always blah blah at the weekends. Ada hafta sonları her zaman bir şey bir şey bir şey yapar. Çalışmak fiilimiz var. Şimdi bunlardan iki tanesini direkt eledim. Niye? Şurada yine benim gözümde yandı söndü. Ne hafta sonları. Bakın yine bu geniş zaman ifadesi. Yani ing'li şeyleri gönderdim direkt. İki tane şey kaldı. Şimdi düşünüyorum ada. Ada iuv'deyden birisi mi? Yoksa ada ne bir kız. Yani biz kıza ne deriz kapalı bir şekilde? She diyebiliriz. Ada hişi it grubundan olduğu için benim bu fiili yalın kullanma lüksüm yok. Ben onun sonuna bir s eklemek durumundayım. Yani ada works demem lazım. Şimdi buradaki egzersizleri beraber yapalım. Örnekte iki tane verilmiş zaten. E, kelimelerin anlamlarını vereyim. Believe, inanmak, eat, yemek, flow, akmak, go, gitmek, grow, büyümek, make, yapmak, rise, yükselmek, tell, söylemek, translate, çevirmek. The earth goes around the sun. Dünya güneşin etrafında döner anlamına geliyor bu aslında. Go gider de döner diye çeviririz. Ee, bu geniş bir ifade mi? Evet sürekli dünyanın yaptığı bir şey. Şu anda yaptığı bir şey de sürekli olan bir şey. O yüzden ben bunu geniş zamanla kullandım. Niye goes dedim? The earth yani dünya it kategorisine girer. O yüzden ee, bir es eklemek zorundayım. Rice doesn't grow in cold climates. E, ee, pirinç Soğuk iklimlerde büyümez, yetişmez anlamına geliyor. Bu da geniş bir ifade. Ben bunu hemen doesn't ile bağladım. Burada negatiflerini de kullanabiliriz arkadaşlar. Yukarıda verdiğim gibi. İlla pozitif bir şey kullanmayı beklemeyin. Şimdi the sun blah blah in the east. Güneş doğudan ne yapar? Tabii ki rise, doğar. Şimdi ben burada doğmaz demeyeceğim. Olumlu bir cümle kullanacağım. Bir, ona karar verdim. İki, şimdi yapmam gereken. The sun güneş. Güneş A, U, V, D'den, Çi, hangisine girer? Tabii ki it'e girer. Peki it'te ben fiile bir şey yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Tabii ki sonuna hişi it'te es takısı getiriyorum. Yani the sun rises in the east. Biz bula bula hani arılar bal ne yapar? Yapar diyeceğim. Tamam olumlu bir cümle kullanacağım. Onu çözdüm. Peki arılar. Şimdi Bazen şöyle oluyor. Arı bir hayvan. Tamam hayvanda biz I, U, V, D, H, neyi kullanırız? İti kullanırız. Ama ve lakin arı dememiş burada. Arılar demiş. Lerler eki varsa ben artık buna it diyemem çünkü tekil değil. Arılara ben ne diye ifade ederim? Onlar diye hitap ederim. Yani they derim. Peki ben I, U, V, D, fiil kullanacaksam ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum. Olduğu gibi veriyorum. Vegetarians blah blah meat. Vejeteryanlar et yer mi yemez mi? yemez. Olumsuz bir ifade kullanacağım. Tamam. Geniş zamanda olumsuz bir ifade kullanacaksam iki seçeneğim vardı. Ya don't ya doesn't. Hangisine gitmem gerekiyor? Vegetarians yani vegetarianlar. Vegetarianlar bunlar çoğul. Peki çoğulsa hangi gruptadır? IUVD grubundadır. Peki ben bunlarla don't mu kullanırım? Doesn't mı? Ben don't dediğinizi duyar gibiyim. Doğru söylüyorsunuz. Don't da kullanıyorum. Don't eat dedim. An atheist blah blah in God. Bir ateist Tanrı'ya nokta nokta. inanmak vardı burada. İnanır mı inanmaz mı? İnanmaz. Peki en atheist, bir ateist. Bu IUVD He Shit grubundan hangisine girer? Tabii ki ya He'dir ya She'dir. Yani ya erkektir ya kızdır. Tek kişi olduğu için. Peki biz bunlarda ne yapıyoruz? İnanmaz diyeceksem, olumsuz bir ifade kullanacaksam doesn't demem gerekiyor. Doesn't believe. An interpreter blah blah from one language into another. Bir çevirmen bir dilden diğerine ne yapar? Çeviri yapar. Olumlu bir ifade. An interpreter yani bir çevirmen. Peki çevirmen ne olur? I, you, we, they, he, she, it'ten. He veyahut da she dediğinizi duyar gibiyim. Evet doğru. Peki translate mi demeliyim? Translates mi? He, she, birisi olduğu için S takısı getirdim. Liars are people who blah, blah the truth. Yani yalancılar, yalan, doğruyu nokta nokta yapmayan insanlardır. Doğruyu söylemeyen insanlardır. Negatif olacağını çözdüm. Bir. İkinci olarak yalancılar diyor burada. Yani çoğul. Yani kim onlar? They. Peki ben bunu nasıl muamele edeceğim? Tell me, Tells mi? Tabii ki tell. Yani ben bunun olumsuzunu da yapacağım için tell yerine don't tell demeliyim. The river Amazon into the Atlantic Ocean. Amazon nehri Atlantik okyanusuna ne yapar? Akar demem lazım. Flow. Şimdi Amazon nehri. Bu nedir? I, you, really he den, tabii ki it insan dışı bir varlık. Ben ona göre muamele edeceğim. Yani flow mu demeliyim, flows mu demeliyim? Tabii ki flows demeliyim çünkü S takısı getirmek durumundayım. Arkadaşlar konumuz bu kadar. Aslında basit bir konu ama şu Es mi gelecek, gelmeyecek mi, don't mu gelecek, doesn't mi gelecek, do mu, does mı, nasıl cevap vereceğiz, emizarla bunun farkı ne gibi sorularınız varsa umarım bu videoda yanıt bulmuştur. Ee, yine sorunuz olsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.